Herkese merhaba. Bir kitap fuarında daha sizinle birlikteyiz. Ben daha önce iki defa da gelmiştim pandemiden önce. Şimdi yine sizlerle birlikteyiz. Özellikle bu fuarı düzenleyen belediye yetkilisi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Biz kültür insanları kitap fuarlarına gelince ormana gidip de oradan böyle derin derin nefes almış insanlar gibi oluyoruz. Çünkü kitap kokusu, fikir, düşünce bizim uğraştığımız bir iş. Bu nedenle bir kültürün gelişmesi, insanların kültürlenmesi, bilinçlenmesi, insanın beşerden insana doğru evrilmesi için de çok önemli. Şimdi konumuz sosyal İslam. Ben kısa bazı şeylerden bahsedeceğim. Ardından birkaç soru da olabilir. Vaktimiz 45 dakika civarında. Sosyal İslam. Bununla ilgili Sosyal İslam adıyla yazdığım bir kitap da var. Bununla ne kastediyoruz? Şimdi İslam deyince her birinizin aklına bir şeyler geliyordur. Şurada sokakta yoldan geçen herhangi birisine çevirip İslam deyince aklınıza ne geliyor? Din deyince aklınıza ne geliyor diye sorsanız büyük çoğunluk namaz, oruç, hac, başörtüsü, kurban diyecektir. Yani %90 bunları söyleyecektir. Din deyince 4 kelime söyle. Aklına gelen ilk 4 kelimeyi söyle. Din, özellikle de İslam, İslamiyet deyince. Neden böyle? Bu işin aslında gerçekten böyle mi yani? Namaz, oruç, hac, başörtüsü, kurban. Bir insan bunları yapmazsa Müslüman olamaz mı? Mesela namaz kılmıyor, oruç tutmuyor, hacı da gitmemiş, başını da örtmüyor, kadınsa eğer, hiç de kurban kesmemiş. Hiçbir kandil gecesine de iştirak etmemiş ise, mevcut yaygın olan din anlayışına göre biz bunu Müslüman sayamayız derler. Ben size bunun nasıl yanlış olduğunu göstermeye çalışacağım. Bu bir şehir efsanesidir. Bu yanlıştır. Bunu böyle söylüyorum ama temellendirmem lazım. Kur'an-ı Kerim'den temellendireceğim. Bir Müslümana göre Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gittiğimizde önümüze bir tane kitap konacak. Daha doğrusu iki tane kitap konacak. Birincisi herkesin kendi kitabı, hayat kitabı. Yani hayatınızda yaptığınız şeyler önünüze konacak. İşte kitabın, kendini oku denilecek. Ne yapmışsın? İkincisi de Allah'ın kitabı. Onun adı da ne? Kur'an-ı Kerim. Bundan başka herhangi bir kişinin yazdığı kitaptan sual edilmeyeceksiniz. Yalnızca ve sadece bunlardan sual edileceksiniz. O zaman hem kendi hayatınıza çok dikkat etmek hem de Allah'ın kitabında ne yazdığını eğer bir Müslümansanız, Allah'a inanıyorsanız çok iyi bilmek durumundasınız. Şimdi bakalım. Namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek ve başını örtmekle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayetler var.
Ama sanıldığın aklında çok yoğun bir şekilde, ısrarla değinilen konular değil. Şahıslara ve kişilere bırakılmış. Mesela bunların hiçbirisinin Kur'an-ı Kerim'de cezası yok. Namaz kılmamanın cezası nedir Kur'an-ı Kerim'e göre? Herhangi bir hoca, herhangi bir ilahiyat profesörü, ben yıllardır program yapıyorum televizyonlarda, onlara sürekli çağrılarda bulunuyorum, meydan okuyorum. Bana bunun hangi ayette geçtiğini gösterin diyorum. Namaz kılmayanın cezası nedir? Bu neden önemli? Eğer bir kitap bir şeye ceza öngörüyorsa onu çok önemli görüyor demektir. Bir yerde musalli diye bir kelime geçiyor. O da destekleşme anlamına geliyor. Yoksulu doyurmayanlar ve onlara destek olmayanlar ateşle karşılaşacaklardır diyor. Onun dışında namaz kılmamanın herhangi bir cezası yok. Bu namaz yok demek değildir. Namaz vardır ama cezası yok. Öbür türlü olursa bazı medyanın yaptığı gibi olur. Mesela ben namaz kılmamanın cezası yok diyorum. Adam internet sitesinde veya gazetesinde namaz yok dedi diye haber yapıyor. Namazın cezası yoktur cümlesiyle. Namaz yoktur cümlesi. Aynı mıdır? Biri üç kelime, öbürü iki kelime. Yani sen bunu ayıramıyorsan, çarpıtmak amacıyla, istismar amacıyla kullanıyorsan o zaman senin niyetin başka. Orucun cezası yoktur. Oruç yoktur değil. Orucun cezası yoktur. Başörtüsü takmamanın cezası yoktur. Başörtüsü yoktur. Örtünme yoktur. Değil. Bunun cezası yoktur. Yoksa bir yerde geçiyor. Evet. Yani başını mı örteceğim, omuzumu örteceğim. O da tartışmalı. İkinci bir yerde onun tekrarı da yok. İnsanların yorumuna bırakılmış. Genel olarak dışarı çıkarken örtünün diyor. İşte buraya gelenler örtülmüşler. Kimi başına dahil, kimi omuduna kadar işte örtülmüş gibi. Bunun teferruatı yok yani. Biz bunu abartıyoruz. İlla burası diyoruz. O ısrar etmiyor ki öyle. Neden? Çünkü esas konu bu değil. Hacca gitmemek de böyle. Kurban kesmemek de böyle. Kurbanın kendisi de var mı yok mu o bile tartışmalıdır. Bana göre yoktur. İslamiyet'te hayvan kesmek diye bir şey yoktur. Kan akıtarak ibadet olmaz. Var olan uygulama da yanlıştır. Kur'an'da ve Peygamber'in hayatında bunlar birinci derecede yoğun bir şekilde, şimdi olduğu gibi geçen şeyler değildir. Peki bunlar yoksa ne geçiyor o zaman birader? O zaman neye din diyeceğiz? Sen elimizden şimdi her şeyini aldın. O zaman dinle. Aa, ben mesela onu yapmaya çalışıyorum. Önce şu elinizden bir namazı bir alalım. Elinizden dedim yani böyle din budur diyenlerin elinden önce ben namazı alıyorum. Orucu alıyorum. Başörtüsünü, kurbanı, kandil gecelerini alıyorum. Şöyle bir kenara koyuyorum. Şimdi bana söyle din nedir diyorum. Bunlar olmadan bana dinin ne olduğunu iki cümleyle anlat. İçinde namaz, oruç, haç, başörtüsü, kurban, kandil gecesi geçmesin. Bana dinin ne olduğunu anlat. Hepsi tıkanıyor. Dut yemiş bülbüle dönüyorlar. Konuşamıyorlar. Bir hoca camide bunlar olmadan nasıl vaaz verebilir? Öyle değil mi? Gidin camiye, namazı bozan şartlar, orucun şartları, sakız orucu bozar mı? Bunlar tartıştırıyorlar bütün Ramazan. 1003 yıldır bu ümmet namaz orucu bozar mı bozmaz mı tartışıyor. Hala da çözülmüş değil yani. Peki bu kitapta ne geçiyor? Buna karşın 5 şeyin cezası var. Bak onları da dinleyin. O zaman dinin ne olduğunu göreceksiniz. Bunların cezası yok ama şu 5 sayacağım 5 şeyin cezası var. 1. Öldürmek. Cezası var. Öldürene şu cezayı verin diyor. Ben cezalarını da tarihsel görüyorum. Ama bunu cezalandır diyor. Bunu yapanın yanına kar bırakma diyor. Olmaz böyle bir şey. Öldürmek serbest bırakılamaz. Çünkü insanın canı birinci derecede önemlidir. İkinci derecede önemli olan şey nedir? Bu bütün dünya ulusları için,
tüm dünya için geçerlidir. Bakın bunlar. Canından sonra insanın en önemli şeyi alın teridir. Emeğidir. Hırsızlık yapmayın diyor. Cezası var. Kimsenin emeğini çalmayacaksın. Kendine ait olmayan hiçbir şeye el uzatmayacaksın. Sadece alın teri döktüğün şey benimdir diyeceksin. Onun da ihtiyaçtan fazlasını vereceksin. Üçüncüsü, iftira atmak. Canından, alın terinden, emeğinden sonra üçüncü önemli şey insanın şerefi ve onurudur. Sen birisine onu şunu yaparken gördüm diyerek onun şerefiyle oynayamazsın. Bu iftira olur. İftiranın da cezası var. Dördüncüsü de zina etmek. Evleniyorsun. Sözleşmeyle bir araya geliyorsun ama karını aldatıyorsun veya kocanı aldatıyorsun. Ve taciz tecavüzde bulunmak. Bunun devamı olarak. Şu anda Avrupalılar zinayı böyle yorumluyor. Ki bana göre o da doğru bir yorumdur. Zina etmek cezalandırma sebebi değildir. Tacizde ve tecavüzde bulunmak cezalandırma sebebidir. Zina da boşanma sebebidir diyorlar. Doğru bu. Doğru bir yorumdur bu. Kur'an'daki zina yasağıyla yeniden yorumlanması manasında bence doğru bir yorumdur. Dört. Beşincisi de, beş şeyin cezası var dedim. Beşincisi de sembolik. Bu dördü fiziki, tarihsel cezalar. Kısas yapın diyor. Yüz sopa vurun diyor. İftira atana da 80 sopa vurun diyor. Yani celde vurmak. O zamanki Araplarda bu cezaydı. Ama şimdi hapis cezası olur, sürgün olur, para cezası olur. Önemli olan bunu vazgeçirmek, yaptırmamak. Cezalar onun için tarihseldir. Asıl amaçlar evrenseldir. Yani insanın canı, alın teri, şerefi namusu ve nesli evrenseldir. Korunmalıdır. Dünyanın her yerinde. Kur'an'da bunu söylüyor. Şu anki ceza yasaların tamamı bundan ibarettir. Türk ceza yasasına bakın. Cana karşı işlenen suçlar, mala karşı işlenen suçlar ki bu emeğe karşı işlenen suçlar olmalı doğrusu. Şerefe ve onura karşı işlenen suçlar. Namusa karşı işlenen suçlar diye maddeler halinde sıralanır. Bir de devlete karşı işlenen terör suçları var. O Kur'an-ı Kerim'de yok. Ceza yasasında var. Yani o sonradan olduğu için. Beşincisi de kenz yapmak. O da ne? Diyecek bir çoğunuz. Belki hiç duymamışsınızdır. Müftü bile duymadığını söylüyor. Sizinki duymadığını söylemedi. Normaldir yani. Yani Anadolu'da müftülük yapmış. Vatandaş beni arıyor. Bunu nereden çıkardın diyor. Kenz nedir bu diyor. Tövbe suresi 34-35 ayetleri hiç okumadın mı? Oradan çıkarıyorum. Ceza öngörüyor. Sembolik, uhrevi. İhtiyaçtan fazla mal biriktirip biriktirdikleri malı Allah yolunda harcamayanlar o biriktirdikleri dağlanarak alınlarına, göğüslerine ve sırtlarına vurulacaktır. Ve onlara tadın biriktirdiklerinin azabını denilecektir. Kendi nefsiniz için biriktirdiklerinizin azabını tadın denilecektir. Tövbe suresi 34-35 ayet. İhtiyaçtan fazla borç vermediği halde vakfetmediği halde karz-ı hasen yapmadığı halde yani karşılıksız borç vermediği halde birisine infak etmediği halde, iş ve istihdam yaratmadığı halde, bir atölye açıp bir yerde o paraları bir makineye, atölyeye çalışmaya göndermediği halde, sırf kenarda bekletenler, bunların ateşle dağlanacağı söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu beş şeyden
bu dilin esasının, özünün ne olduğunu anlayabilirsiniz. Bunun beşine dikkat ederseniz sosyal içeriklidir. Yani sosyal ne demek? Ötekiyle ilgili olan demek. Kendini düşünen değil, ötekini düşünen demek. Sosyal, toplumsal, başkasıyla ilgili. Onun açıdan İslamiyet'in değil, benim görüşüme göre dindarlığın içteki tezahürü iki şekilde ortaya çıkar. Bir içteki, bir dıştaki tezahürü. İçteki tezahürü merhamettir. Merhametli olmayan dindar olamaz. Diğeri de başkasını düşünmektir. Diğer gamlıktır. Diğer gamlıktır. Yani ötekinin gamıyla gamlanmak demek. Diğer gam başından geçiyor. Ötekinin başkasının gamıyla gamlanmak. Kendisi için değil, başkası için bir şey yapmak demektir. Kişinin kendisi için bir şey yapması erdem değildir. Sokrates'te 2500 sene önce erdemi tanımlarken erdem nedir diye sorulduğunda, yani asalet, fazilet, hayır, Kur'an'daki tabirle hayır nedir? Erdem diye geçiyor bu Türkçe'de. Diyor ki erdem, kişinin kendi evinde yangın çıktığında onu söndürmesi değildir. Burada erdem yoktur. Çünkü herkes evi çıktığında onu, yangın çıktığında söndürmek ister. Asıl erdem, komşuda yangın çıktığında onu söndürmek için koşmaktır. Dindarlık erdemli olmak durumunda. Yani kendisi için değil, başkası için bir şey yapacaksın. Ve yaratıklara, canlılara da merhametli davranacaksın. Merhamet yoksa, başkası için bir şey yapma yoksa, kendi egoist ve bencil hafıda gölgeliklerinde kendi hayatını yaşıyorsa ona dindar diyemeyiz. En azından benim gördüğüm kitapta böyle bir dindarlığın yeri yok. Sevgili kardeşlerim, şu anda dindarlık çokça istismar edilen konulardan bir tanesidir. Son zamanlarda çokça duyduğunuz sözler arasında yer alan birçok söz vardır. Ben bunlara baktım, dinden soğudum diyenlerin maddi hesabı yok. Bir daha Allah, kitap, peygamber, tövbe, ağzımı almam. Eğer buysa yokum ben bu işte diyen bir sürü insanla ben karşılaşıyorum. Neden dolayı? Her türlü yanlışı yapıyor. Namaz kılıyor musun? Söyle bakayım diyor. Peygamber'e salavat getir bakayım diyor. Niye başın örtülü değil diyor. Öldürmek var, çalmak var, iftira var, yalan var, rüşvet var, yolsuzluk var, hırsız hepsi var. İnsanların namazını başörtüsünü falan soruyor millete. Ya sen önüne dön, kendine bak. Sen asıl dini, dinin asıl bölümünü yıkmışsın. Diğerlerine insanlardan soruyorsun. Benim yanımda bir çift gelmişti yıllar önce. Yani 2013-14'lerde falan. Yeni evli iki çift. İkisi de dışarı çıkmış. Genç çocuklar bir fabrika, atölye gibi bir yerde çalışıyor. Birden telefon gelmiş. Koşun gelin. Evinizdeki eşyalar dışarı atılıyor. Hemen koşmuş gelmiş ki. Ev sahibi gelmiş. Kirayı 3 ay üst üstüne ödemedi diye şengirci çağırıp kapıyı açtırmış, eşyaları da dışarı attırıyor. Yani böyle bir hak yok. Bir kiracıyı boşaltmak için dava açsan 1 yıl sürüyor, 1,5 yıl sürüyor. Yaptığı kanunsuz. Ama bir cürekle bunu yapıyor. Bunu yapan kişi, apartman var. Apartmanda 12 tane daire var. Bunlar da giriş katına oturuyorlar. Bu 12 dairenin sahibi de bu vatandaş
Apartmanın girişinde de mülk Allah'ındır diye yazıyor. Kiracısını da kirasını ödemedi diye dışarı attırıyor. Çocuk koşuyor görüyor telaşla. Mahallede arbede çıkıyor. Sen ne yapma benim eşyamı dışarı atarsın diye. Karısıyla beraber ev sahibiyle yaka paça oluyorlar. Öyle ki bunlar karakolluk oluyor. Karakola gidiyorlar. Bu çift bana geldi bunları anlatıyor. Karakolluk oluyorlar. Karakolda komiser bunların ifadelerini almaya çalışıyor. Ey sahibi, hacı abi sandalyede oturamıyor, rahatsız. Sürekli olarak şöyle söylüyor. Seccade yok mu seccade? İkindi namazı kaçıyor. Ya yok, otur biraz sonra kılarsın. Yok, ikindi namazı çok önemli. İkindi namazı kaçıran bütün amelleri heba olur diyor Peygamberimiz. Deliler gibi seccade arıyor. İkindi namazını kaçırmamak için can havliyle çaba sarıyor. Şimdi memleketimizden dindar sahnesi. Böyle insanlar çevrenizde çokça görüyorsunuzdur. Bu nedir arkadaşlar? Bu nedir? Bu vatandaş seccade alırken gayet samimi. Seccade yok mu seccade? İkindi namazı kaçıyor diyor. Öbür taraftan 3 ayda üst üstüne kira ödemediği için 12 tane dairesi olduğu halde üstüne de mülk Allah'ındır diye yazdığı halde gariban 2 tane çocuk 3 tane kirası ödemedi diye 3 ayı çilingirci getirip eşyalarını dışarı attı. Çıkın evinden diyor. Şimdi ben hayli zamandır bu nasıl bir tiptir? Bu din bize nereden geldi? Böyle bir din olur mu? Dindarlık bu mu? Diye çok kafa yoruyorum. Geldiğim nokta biraz önce anlattığım şeylerdir. Allah kimseyi namaz kıldın mı, kılmadın mı diye sormayacak. Kur'an'da gördüklerimi size söylüyorum. Allah'la konuşmadım. Önümde bir kitap var. Her kitap kompozisyona tabidir. Neyin ne olup olmadığını orada anlarsın. Yani bir üniversite öğrencisi dese ki şu kitabı al, emirleri ve yasakları çıkar. En çok geçen cümleleri çıkar desen bunu çıkarabilir mi? Evet. Çünkü kompozisyon, metin yani. Dolayısıyla oradan konuştuğunuz zaman sallamış olmazsınız. Yok, burada böyle bir şey yok. Allah insanlara niye oruç tutmadın, niye namaz kılmadın, niye başını örtmedin? Başını örtmediğin zaman hiçbir tel için 60 yıl yanacaksın diye söylüyorlar. Hepsi şehir efsanesi, hiçbir aslı yok. İşte ben onu soruyorum, nerede yazıyor? Kur'an'da yazmadığına göre gerisi de beni ilgilendirmiyor. Efendim? Hangisi yazıyor? Tamam, sen otur da birazdan soru cevap olacak. Orada sorarsın. Ya şimdi otur. Biraz sonra soru cevap bölümü olacak. O zaman bunları bana sor. Ben de anlatayım, oldu mu? Ya oraya otur bak oraya. Sen bu işi hevesledin herhalde. Oraya otur. Tamam, getir. Kur'an'ı kendin de getir. Ben sana göstereyim orada. Evet, işte yıldım insanı böyle. Yüzlercesi var. Canlarını görüyorsunuz. Demek ki sallamıyorum yani. Hemen burnumuzu değil. Belki aranızda da var böyle bir düşünenler var. Olabilir yani. Ve bunları anlatırım. Yani benim işim burada. Keşke gelse sorsa anlatsa da bunları anlatsa. Söylese. Şimdi benim görüşüme göre Tevrat esasında 10 emirden ibarettir. İncil'den, müjdeden ibarettir. 10 emir, 3 tanesi Tanrı ile ilgilidir. Allah'ın adını boş yere anmayacaksın. Ona hiçbir şeyi şirk koşmayacaksın. Bir put yapıp onu bırakıp ona tapmayacaksın. Gerisi insan ilişkileriyle ilgilidir. 7 tanesi de.
Biraz önce sıradığım şeylerin benzeri. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. İftira atmayacaksın. Cumartesi yasağına riayet edeceksin. Komşunun öküzüne, karısına, namusuna göz dikmeyeceksin. İşte bunlar benzeri olanlar. Kur'an'da da var. İncil'de de var. İncil'de de Hazreti İsa der ki, ben yeryüzünde yoksulların Tanrı'nın krallığını kuracağı müjdesini vermek için geldim. Kur'an-ı Kerim'de de der ki, biz sana Sebul Mesani'yi indirdik. Yani biz sana tekrarlanan yediyi indirdik. Tekrarlanan yedi. Bu nedir? Tekrarlanan yedi nedir? Benim yorumuma göre kimisi Fatiha suresi demiş, kimisi Maun suresi demiş. Her biri yedi ayet olduğu için ama benim görüşüme göre sürekli tekrar edilen yedi cümledir. Kur'an-ı Kerim'de sürekli tekrar edilen yedi cümle var. Yedi tane cümle var. Seb'ül mesani, tekrarlanan yedi. Dinin özünü, Kur'an'ın özünü, esasını bu yedi cümle oluşturur. Ben bunları araştırdım. En çok tekrarlanan sırasıyla bunları şunlar olduğunu gördüm. Bir, Lehül Mülk. Yerlerin ve göklerin sahibi Allah'tır. Yerlerin ve göklerin ilmi Allah'a aittir. Yerlerin ve göklerin olan her şey Allah'a aittir. Ahiret Allah'ındır. Dünya Allah'ındır. Gelecek Allah'ındır. Geçmiş olarak bunu söylüyor. Bunların Allah'a ait olduğunu sürekli tekrar ediyor. Birkaç varyantta geliyor bunlar. İkincisi, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sürekli bunu tekrar ediyor. Üçüncüsü, Fa'budullah ve la tuşrik bihi. Allah'a ibadet edin. Ona herhangi bir şey şirk koşmayın. Üçüncü tekrar edilen cümle. Dördüncüsü, Vettakullah. Allah'tan sakının. Allah'ın öfkesini çekmekten sakının. Takvalı olun, muttaki olun diyor sürekli olarak. Dördüncü olarak. Beşinci olarak, ve akimus salah ve atu zeka. Salatı ikame edin, zekatı verin diyor. Buradaki salat ne demektir? Zekat ne demektir? İbadet nedir? Takva nedir? Şirk nedir? Mülk Allah'ın ne demektir? La ilahe illallah ne demektir? Onların ayrıntısına ve açıklamasına girmiyorum. وَاَقِيمُ السَّلَاهُ وَاَتُزَّيْهِ Genellikle meallerde, biraz önceki arkadaşım da söylediği gibi, namazı kılın, zekatı verin diye çevirir. وَاَقِيمُ السَّلَاهُ وَاَتُزَّيْهِ Salatı ikame edin, zekatı verin denir. Bunun benim yazmış olduğum mealde, yapmış olduğum çeviride, benden önceki İslam tarihinde yer alan birçok tefsircilerden de alıntılar yaparak gösterdim ki bunun gerçek anlamı yardımlaşma ve dayanışmayı ayağa kaldırın ve ihtiyaçtan fazlasını verin demektir. Namaz başka bir yerde geçiyor. Ruku edin, secde edin, yakarın, dua edin diyor. Bunların hepsi gönüllü. Bunlar ben yok demiyorum. Bunlar var ama bunlar gönüllü, cezası yok. Cezası yok sözünü hemen bunlar yok diye anlarlar. Kimi kasten, kimi dikkatsizlikten dolayı, kimisi de şartlanmışlıktan dolayı. Genellikle akledenler, aa evet diye adam yok demedi, cezası yok dedi diye daha sonra geton düşer. Genelde böyledir yani. Onlarca yıldır bu böyledir, hiç şaşmaz. Fabrikasyon usulü gibi insanların, hepsini çok iyi tanırım yani. Altıncısı, ellezine amenu ve aminu salihat. İman ederler ve salih amel işler. Bu da çok geçer. Altıncısı. Yedincisi de yedhulûnü cennet ve yedhulûnü sakar. Yani iyiler cennete girecek,
kötüler de cehenneme gidiyor. Kur'an-ı Kerim'in özeti budur. Bak 7 tane. En çok tekrar edilen cümleler bunlar. Bu 7 tane cümleyi iyi anlarsanız, burada geçen kavramları Kur'an'da geçtiği şekliyle sizin anladığınız gibi değil. Salatı namaz diye çevirerek değil. Zekatı 41 diye çevirerek değil. Kur'an'da anlatıldığı şekilde ben hepsini araştırdım. Anladığınız zaman dinin özünü yakalamış oluyorsunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ritüeller yok. Hep sosyal içerikli. Ver diyor, paylaş diyor. Başkasına iyilik yap diyor. Zarar vermekten sakın diyor. Bazen mülk mal biriktirme diyor. Onu zekat yoluyla farklı bu paraya ver diyor. Hep sosyal içerikli. Yani gerek Kur'an-ı Kerim'in ceza öngördüğü ve öngörmediği konulara baktığımızda, az önceki bölümde onları anlattım, gerekse sürekli tekrarlanan, biz sana tekrarlanan 7'yi indirdik cümlelerine baktığımızda hepsinin sosyal içerikli, toplumsal içerikli olduğunu görüyoruz. Allah'la kul arasında olması gereken bir takım ibadetleri yerine getirip hele hele bunları devlet eliyle yapmaya kalkmak olmadığını görüyoruz. Mesela Musul'da IŞİD'çiler İslam Devleti kurdu. Afganistan'da Talibanlar İslam Devleti kurdu. Musul'daki kurulan ve adına İslam Devleti kurdular. İslam Devleti olmaz bana göre. Adalet Devleti olur. Allah Kur'an'da adaleti yerledi. 12 maddelik bildiri yayınladılar. Yayınladıkları bildirinin birinci maddesi namaz vakti herkes camiye gidecektir. Namaz kılmayanlar kırbaçlanacaktır. 25 kırbaç. Musul'da şehrin meydanında çocuk cuma namazında ortada geziyormuş. Yakalamışlar, getirmişler. Sırtını açtırmışlar. 25 tane kırbaç bulurken videoya çekmişler. Onu da dünyaya yayınlıyorlar. İşte Musul'a İslamiyet geldi diye. İslamiyet'in gelişini göstergesi olarak da bunu gösteriyor. İkinci madde, kadınlar sokağa çıkmayacaktır. Mecburi halde çıkarlarsa yanlarında mutlaka bir kocası veya abisi erkek olacaktır. Ve yüzlerini de örteceklerdir. Çarşaf da yetmez. Yüzünü de örtecek. Yüzü de görülmeyecek böyle. Yürüyen bir simsiyah bir şey olacak. Bunu yayınladılar. Bunu yayınladılar ve buna İslam Devleti diyorlar. Ben Avrupa'da nereye gitsem yıllardır genellikle İslam ve kapitalizm konusunu anlatıyorum. Çünkü Müslümanların eksik olduğu tarafın burası olduğunu düşünüyorum. Buranın çöktüğünü gördüğümden dolayı çağımızda bir Müslümana yapması gereken en önemli şey önce kapitalizme karşı çıkmak olmalıdır diyorum. Avrupa'da da birçok yerde gittim anlattım. Türkiye'de de anlattım. Genellikle ve özellikle de Avrupa'da bunları anlattığımızda vatandaş kalkıyor bana bu IŞİD'i anlatıyor. İyi güzel konuşuyorsun da adam siyah bayrağı çekmiş üzerinde Allah Resulü Muhammed yazıyor. Altında namaz kılmadı diye insanları kırbaçlıyor ve bütün kadınlar çarşaba girerek dışarı çıkacak, yüzünü dahi örtecek diyor. Buna ne diyorsun? Bunun var mı İslam'da yeri? İslam devleti, İslam bu mu yani? Zaten cezası olmayan ritüelleri bir de devlet eliyle kendince ceza koyarak insanlara uygulamak zulümdür. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize üç şey yasaklanıyor. Biz seni insanlar üzerinde musaytır, zorba yapmadık derler. İkincisi biz seni insanlar üzerinde muhafız, hafiz, bekçi yapmadık diyor. Üçüncüsü de biz seni insanlara vekil yapmadık. Yani bir Müslüman zorbalık yapamaz. Hiçbir dini ibadeti zorla, silah zoruyla, devlet zoruyla, kanun zoruyla başına çökerek, ceza vererek, yasa çıkararak başkasına yaptıramaz. Zorbalık haramdır. Teklif edersin, yaparsa yapar, yapamazsa geç git.
Allah'la onun arasındadır. Muhafızlık, yani din bekçiliği. Sağa bakma haram, sola bakma haram, buraya gelemezsin, eline tutuşamazsın diye insanların yaşam biçimlerine, göğüs dekoltelerine, şortlarına, inadına karşılığı. İş geçemezsin, meyhaneye gidemezsin falan deniliyor. Ve bu devlet zoruyla yapılıyor. E gidersin söylesin, bunların zararlarını anlatmaya geldim dersin. Millet seni dinler, çekilip gidersin. Kadıköy'de kendilerine tebliğci denilen bir gruplar din adına giderek rastgele bir meyhaneye girip içmek haramdır, günaha giriyorsunuz, içmeyin bunu falan dediler. Ve arbede çıktı, tartışma oldu. Bir de onu izledim, oradaki gençlerden bir tanesi buna diyor ki, bu tebliğ yapan kişiye, birader buraya geldin konuşuyorsun da benim rızamı almadan benim mekanıma giriyorsun ve bana dalıyorsun ve bana tak 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 din anlatmaya başlıyorsun. Benden izin aldın mı? Ben sana bana bunu anlat dedim mi? Senin yaptığın bir defa bu insan haklarına aykırı. Sonra bana din anlatıyor ve bu nefret ettiriyorsun. İnsanların rızasını almadan onlara bir şey anlatamazsınız. Ve din bekçiliği yapamazsınız. Allah ile insanlar arasına gidip din bekçiliği, din zabıtalığı yapmak Kur'an-ı Kerim'de peygambere biz seni hafiz, bekçi yapmadık diyor. Karışma diyor. Anlat bırak diyor. Sonra bir de vekil. Vekalet de yasak. Vekalet ne demek? Başkası adına konuşmak demek. Vatandaş Allah ile kul arasına girip aracı oluyor. Ve vatandaşın niyazlarını, dertlerini Allah'a ulaştırıyor. Ben sizin dertlerinizi Allah'a ulaştıracağım, Allah sizi affedecek diyor. Böyle bir şey de İslamiyet'te yok. Sen kimsin de Allah'la kul arasına giriyorsun? Nasıl vekil olabilirsin? Sen kimin vekilisin yani? Tanrı adına insanların dertlerini ona anlatan kişi olamaz böyle bir şey. İslamiyet bunların hepsini kaldırdı. Arkasın, dua edersin, secdeye gidersin. Allah'a en yakın olduğu yer bir müminin secdedir denir bir rivayette. Ve Allah seni işitir. Araya birini sokmaya gerek yok. Dolayısıyla zorbalık, bekçilik ve vekalet de yasaklanmıştır. Bütün bu anlattıklarından ne çıkıyor ortaya? İslamiyet'in aslının ve esasının ne olduğunu, seferruatının ne olduğunu ortaya koymuş oluyoruz. Benim görüşüme göre doğru din budur. Sosyal İslam budur. İslam'ın sosyal boyutları daha çok çıkararak anlatılır. Bunlardır. Eğer İslamiyet'i böyle anlarsa İslam dünyası şaha kalkar. Aşı yapmayı ibadet olarak görse, adaletli davranmayı, hakkı, hukuku ibadet olarak görse, paylaşmayı, bölüşmeyi ibadet olarak görse, kul hakkı yemeyi en büyük günah ve affedilmez suç olarak görse, İslam dünyası bu şekilde sürünür mü? Demek ki din anlayışında bir sakatlık var. Bir yerde bir yanlış yapılıyor. Umarım bu söylediklerim sizlerin de üzerinde düşünmenize vesile olabilir. Birkaç tane soru cevapla programı bitireceğiz. Beni tüm dikkat dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İhsan Bey'e çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz öncelikle. Ben biraz daha farklı bir şey söyleyeceğim. Sizin bu düşüncelerinizi zaten daha önceden de biliyorum. Ben size Muhammed Esed'i soracağım. Onun tefsiri, onun anlatımıyla, anlatımı konusunda sizin düşünceleriniz nelerdir? Yani birçok şeyi okudum. Muhammed Esed bu konuda çok daha farklı bir tablo çiziyor. Evet. Tamam mı? Evet. Teşekkür ederim. Evet. Muhammed Esed Kur'an-ı Kerim meal ve tefsiri var.
benim de yararlandığım bir kitaptır. Kendisi daha önce Yahudi dinine mensuptu. Müslümanlığa geçti. Tevrat'ı çok iyi bilir. İncil'i çok iyi bilir. Dinler tarihini çok iyi bilen birisidir. Uzun yıllar Araplar arasında yaşadı. Arapçayı derinlemesine hukufiyetle öğrenebilmek için Suudi Arabistan'da uzun yıllar yaşadı. Ve sonunda uzun yıllar uğraşarak yine öyle bir tefsir yazdı. Ben o tefsiri okumanızı tavsiye ederim. Güzel bir tefsirdi. Ben de hazırlamış olduğum Yaşayan Kur'an Türkçe Meal tefsirinde ondan çok yararlandım. Kaynak olarak da gösterdim nerelerden yararlandığımı. Buyur. Ben Cevat Arşit Profesör Doktor. Genelde şu anda onu dinliyorum ve çok beğeniyorum. Diyor ki namaz diyor, dinde diyor, ahiret inancına göre diyor, şu andaki üniversitenin baraj şeyi gibidir diyor. Mesela diyor nasıl diyor bir şeye gidersin diyor, üniversiteye diyor, bir baraj vardır diyor. Eğer diyor bu barajı diyor geçerse diyor üniversiteye girme hakkı kazanırsın diyor. Eğer diyor namazların eksikse diyor cennete gidemezsin diyor. Tabi cennete gidemezsin derken Allah-u Teala çok bağışlayıcıdır, çok rahimdir, gafurdur. Diyor ki yani mesela yeri gelir gidiyor bir tane sevaptan hani az önce diyorum ya din diyor merhametle şefkat dinle diyor. Bir tebessüm bile diyor insanı kurtarabilir diyor. Ama diyor namazın diye dinde önemi çok büyüktür diyor. Yani diyor namazların tam olmazsa diyor cennete gidemezsin diyor dine göre diyor. Namazlarda diyor genelde diyor camiye gidin diyor. Şimdi diyor camiye giderseniz diyor mesela diyor illa ki bilmediğiniz yerler vardır veya işte yanıldığınız yerler vardır diyor. Ama diyor hoca diyor orada bir yani dini liderdir diyor. Ve hocaya uyarsan diyor önce diyor farz namazdan diyor şeyler sorulur diyor. İşte önce farz namazlara bakılır diyor. Sonra işte sünnet namazlara, sonra da kıldığım nafile namazlara bakılır diyor. Yani diyor, namazlar diye tam değilse diyor, Profesör Cevat Arşit cennete gidemezsin diyor. Ha tabi Allah büyüktür, illa ki dinde bir sürü örneği vardır. Allah yani affederse mesela şirk büyük günahlar vardır. Büyük günahlar harici Allah affederse cennete gidebilirsin diyor. Şimdi o Cevat Arşit Hoca'yı biliyorum. Şimdi mesela bana sorduğun gibi ona da sorman lazım. Veya bir yolunu bulup onunla direkt ulaşamasan bile zihninden bu soruları sorman lazım. Bunlar nerede yazıyor? Kur'an ve sünnet. Tamam Kur'an ve sünnet var da. Kur'an ve sünnet. Tamam şimdi konuşa gidelim. Soracaklarını sor. Bittiği an ben sana cevap veririm. Cevabın hoşuna gitmeyebilir. Verdiğin cevap hoşuma gitmedi kardeşim dersin, geçersin. Şimdi diğer arkadaşın sıra bekliyor ya. Arkadaş kaldırıyor, yok yok o verme bir dakika. Şimdi bunu bir cevaplandırayım da geçiştirmeyelim. Yani ben sana bir cevap vereceğim. Ama sen hoşuna da gitmeyebilir yani. Sorun değil, araştır bence. Hemen şimdi burada karar verme. Şimdi benim görüşüme göre Müslümanların din kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Hadisler İslam tarihinin kaynağıdır. İslam dininin değil. Dikkat et. İslam dininin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Bu şu demek. Biraz önce anlattım. Biz Allah'ın huzuruna gittiğimizde önümüze bir kitap koyacağını söylüyorum. Allah. O kitap Kur'an-ı Kerim olacaktır. Sahih Buhari olmayacaktır. İmam-ı Gazali'nin kitabı, Cevat Akşit'in kitabı, İsa Aleyhisselam'ın kitabı olmayacaktır. Kur'an-ı Kerim'den hesaba çekileceksin. Bir Müslüman olarak buna inanıyorsan, her şeyi Kur'an'da aramak zorundasın. Ve Kur'an-ı Kerim her şeye cevap verir. Nasıl cevap verir? Cevabını almasını bilirsen, Kur'an-ı Kerim'de her şeye cevap vardır. Mesela örnek. Birisi diğerine sormuş. 2 kere 2 kaç eder? Bu Kur'an-ı Kerim'de nerede yazıyor? Matematik sorusu.
Var mı bu Kur'an-ı Kerim'de bunun cevabı demiş. Evet var demiş. Nerede göster demiş. O da şu ayeti göstermiş. Bilmeyenler bilenlere sorsun. Kur'an-ı Kerim'de böyle yazıyor. Bilmiyorsan iki kere iki, dört ettiğini matematik öğretmenine gideceksin, soracaksın. Ve cevabını alacaksın. Kur'an-ı Kerim'in rehber olması böyle bir şey. Kur'an-ı Kerim'de salat kelimesi mevcut meallerde hemen namaz diye çevriliyor. Biraz sorun oradan kaynaklanıyor. Sen de öyle okuyorsun. Ama ben de meal yazdım. Bir de benim mealimi oku. Tefsir yazdım, onu oku. Orada her yerde, Kur'an'ın her yerinde, her sayfasında salat geçiyor ama bu salat direkten namaz değil. Namaz diye geçen yerlerde var. Onlar başka yerlerde geçiyor. Yardımlaşma, dayanışma, destekleşme demek salat. Allah'tan istersen, destek istersen Allah'tan duaya dönüşür. İnsanlara destek olursan, insanlara sen destek olursan o zaman insanlarla yardımlaşma, dayanışmaya dönüşür. Şimdi salat kelimesini böyle anladığın zaman o zaman o Niyazi Akşit hocanın da dediğiyle doğru olur. Ama salat kelimesine namaz anlamı verdiği için o sözleri söylüyor. Bir de benim verdiğim anlamı ver ki benim söylediğim doğrudur. Mesela es-salatu imadu din. Salat dinin direğidir. Namaz dinin direğidir diye çevirdiğin zaman o zaman namaz değil, salata namaz anlamı veriyor. Bir de benim çevirimi dinle. Alternatifini söylüyorum. Bunları da düşün. Yardımlaşma, dayanışma ve destekleşme dinin direğidir. Bunu yapmayan cennete giremez. Böyle olduğu zaman her şey yeri yerine oturuyor. Evet, fukarayı düşünmeyen, ekmeğini bölüşmeyen, mahallede fakir fukara var mı diye aklının ucundan dahi geçirmeyen, haram helal ver Allah'ım, bu doymaz kulun yer Allah'ım diye yaşayan bir adam cennete giremez. Buna engel olan şey nedir? Salattır. Başkasını düşünmektir. Ha, namaz kılmak seninle Allah arasında özel bir konudur. Toplu olarak da kılabilirsin, ayrı bir şey. Kur'an-ı Kerim'de namaz da vardır. Ben de namaz kılarım. Daha çocukluğumdan beri. Ama insanlara namaz kılınır mı, kılınır mı diye bakmam. Namazı insanlara dayatmam. Bunu kıldığım zaman cennete girerim demem. Cennete girmek için İslam inancına göre kul hakkı yiyen cennete giremez. Önce sorulacak soru namazdan değildir. Kul hakkından sorulacaktır. İnsana ilk sorulacak soru üzerinde bir hak var mı? Bunun talimatını cenaze merasiminde yapılmıyor. Hem Sünni cenaze namazında hem Alevi cenaze erkanında ben ikisinde de gördüm. Oraya toplanan kişilere tabutun başında hakkınızı helal ediyor musunuz diye soruluyor. Bu adamı nasıl bilirdiniz? Hakkınızı helal ediyor musunuz? Üzerinde bir hakkı var mı bu adamın diye soruluyor. Hak yiyen cennete giremez. Önce hak yemeyeceksin. Kimsenin hakkını yemeyeceksin. Sonra namaz kılmak seninle Allah arasındadır. Kılanların Allah kabul etsin. Kılmayanların da yolu açık olsun. Evet. Tamam. Devam edelim. Vaktimiz dar. Senden daha uzun konuşuruz da. Vaktimiz dar. Şimdi diğer arkadaşın hakkını yemeyelim yani. Evet. Hakka girmeyelim. Herkese bir soru, ona üç soru. Bir de ayaktayken üç soru oldu senin. Bak bir burada, bir arkada, bir de burada. Üç soru sordum. Bize bir tane soru sordun. Hocam da hakkından bahsediyorsun demesinler yani. Buyur. Merzifonumuza hoş geldiniz bu arada. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet. Sağ ol. Dikkatli bir şekilde yani odaklı olarak bayağı bazı yerlerde notlarını aldım. Bir şey dikkatimi çekti. İslamiyet ve kapitalizm üzerine bayağı bir ilk girişte onu özellikle vurguladınız. Ben Türkiye'nin en büyük probleminin kültür çatışmasından kaynaklı problemlerden çıktığını düşünüyorum. Yoksa diğer etnik değişiklikler falan bir şekilde hallolur. İslam ve kapitalizm arasındaki problemsiz geçmişten mesela cezası olmayan Kur'an'da geçen ve cezası olmayan bazı şeyleri listelediniz. İşte namaz kılma, kılmama ya da diğer işte sıraladığınız şeyler. Peki
İslam'ın olduğu her yerde işte cezası olmamasına rağmen gözümüzün alabildiğine cami yapıldı. Biliyorsunuz. Ben de Avrupa'nın birçok yerine gezdim. Oralarda da kiliseler var. Diğer mabetler var. Peki cezası olmayan bir şeyin üstüne bu kadar çok yatırım yapmanın amacı neydi? Kapitalizm aslında bu işin bir parçası mıydı? Yani onlar da mı emlakçıydı, ne bileyim inşaatçıydı? Baktılar bu iş para yapmıyor, bu işe mi girdiler? Evet, şimdi Peygamberimiz Medine'ye geldiğinde bir Yahudi'nin arazisini para vererek satın alıyorlar. Aralarında para topluyorlar. Peygamberimiz ve arkadaşları. Ve oraya mescit yapıyorlar. Yani gidip de tarlayı ele geçirmek, işgal etmek yok. Biz geldik, burayı işgal ediyoruz. Çevirin etrafını, buraya mescit yapacağız. Yok öyle bir şey. Aralarında para topluyorlar. O Yahudi'den satın alıyorlar. Satın aldıkları yeri, etrafını çevirip oraya mescit yapıyorlar. İslamiyet'te ilk mescit budur. Ve toprak damlıdır. Öyle cami gibi falan değildir. Ve inaneleri falan da yoktur. Mahalle arasında bir mescit. Yerlerde de hasır serilir. Hiçbir şatafat da yoktur. İnsanlar secdettiği zaman hasırın izleri üzerine vurmaktadır. Ve onların toplantı merkezidir aynı zamanda orası. Orada peygamber heyetleri kabul eder. Evlenmeler orada olur, düğünler orada olur, yemek verme orada olur. Aynı zamanda namaz kılma, konuşma, açıklama yapma hepsi orada. Yani bugün buna ne diyor, diyoruz? Bazı AVM'lere ne diyorlar? Yaşam merkezi. Yani yaşam merkezi. Oraya giriyorsun, akşam orada her şey var. Sinemaya gidiyorsun, lokantaya gidiyorsun. Dışarı gitmene göre yaşamın merkezi burada demek istiyorum. O zaman da işte peygamber zamanında yaşam merkezi mescit idi. Herkes oradaydı. 24 saat açıktı. Hiç kapalı kalmıyordu. Ve peygamber insanlara bir şey göstermek istedi. Sonra bu giderek yayıldı, yayıldı. Emeviler kuruldu, Abbasiler kuruldu, Selçuklu Osmanlı imparatorluklar kuruldu ve bunlar daha önceki Roma imparatorlarına, Sasani imparatorlarına, bu bölgede kurulmuş imparatorların mabetlerine özenerek dev mabetler yaptırmaya başladılar. Şahşah için, lüks için, İstanbul'daki Salahattin camileri her biri bir sultana adanmıştır. Selimiye Camii, Yavuz Selim Camii, Süleymaniye Camii, Fatih Camii. Bunların her birini bir padişah yaptırmıştır, gücünü göstermiştir. Sultan Selim Camii, Fatih Sultan Mehmet. Bu Osmanlı padişahları arasında bir gelenektir. Her sultan bir cami yaptırır ve gücünü tarihe bu şekilde damgasını vurur. En son Çamlıca'da bir cami yapıldı. Onlara özenerek bunun devamı oldu. O da ne oluyor? Sultan Recep Tayyip Erdoğan Camii. Onun da minareleri var. Hem de 6 tane. Tepede de kimse de gitmiyor. Kaç kişi namaz kılıyorlar? Ben bunların hiçbirisine katılmıyorum. Sadece mimari özelliklerinden dolayı bir mimari eser olarak korunmalıdırlar. Mimarlık eser. Her türlü mimari eser heykel de yapsa korunmalıdır. Talibanlar gittiler, heykelleri yıktılar. Yani bunlar da mimarlık eseridir. Sanat eseri olarak gör yani. Orada dursun ibret alem için. Onun dışında ben zaten Salahattin camileri padişah parasıyla yaptırılmış. Onların çoğu da haram para zaten. Nereden kazanmışsa yaptırmış. Padişahın karısı cami yaptırıyor. Mihrimah Sultan Camisi. Padişahın karısı ne iş yapıyor? Mesleği ne? Nereden bulmuş bu parayı? Padişah'tan almış. Padişah nereden almış? Halktan almış ya. Yani sen bunların üzerinde bir cami yap, gösteriş yapıyorsun. Eğer halifelerden herhangi biri yaşarsaydı, yani Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, bu camilere gitmezdi. Bu Selahattin Camii özellikle mahalle arasındaki halk camileri değil de, halkın kendi arasından para toplayarak yaptığı camiler değil de, böyle gösteriş için yapılan yer. Aynı şey Avrupa'da Hristiyanlar için geçerli. Şimdi buralar salat merkezi olarak kullanılabilir şu anda. Peki
çözümle öneriyoruz. Bunları eleştiriyorsun da bir önerim var mı derseniz, var. Benim sanatgah projem var. Sanatgah. Yani Türkiye'deki 110 bin tane cami ve mescidin adını değiştirerek işe başlayacağız. Cami demeyeceğiz, sanatgah diyeceğiz. Yani salat yapılan yer demektir. Buraları halk, eğitim, kültür ve ibadet merkezine dönüştüreceğiz. Halk, eğitim, kültür ve ibadet merkezi. Sadece namaz kılınan bir yer değil. İşinde namazın da olduğu halk, eğitim, kültür ve ibadet merkezi. Hatta Diyanet'e çağrıda bulundum. Dedim ki, bana bir tane cami verin. Mahalle arasında bir cami. Orayı pilot bölge haline getireceğiz. 150 gönüllü genç görev yapacak. Müezzinlik, imamlık olmayacak. Ezan okunacak tabii. Namaz da kılınacak. Şu anda birleşilen hepsi yapılacak. Ama orada yaşam merkezine, halk, eğitim, ibadet ve kültür merkezine dönüştüreceğiz. Tıpkı Peygamber'in Medine'deki mescidi gibi olacak. Peygamber'in mescidinin nasıl olduğunu, nasıl olacağını ben size bana bir mahalle arasında camiye onu göstereceğim dedim. Hiç kimse para almayacak. Herkes gönüllü olacak. O mahallede etrafını çizeceğiz böyle. 40 ev sağa doğru, 40 ev sola doğru, 40 ev arkaya doğru, 40 ev ileriye doğru seçeceğiz. Orayı böyle çizeceğiz. Tam orta yerine salatgah olacak. Ve orada garanti ediyorum 6 ay içerisinde at, yoksul, faturasını yatıramayan cahil kimse kalmayacak. 110 bin cami ve mescit böyle olmalıdır. Diyanet teşkilatı kaldırılmalıdır. Bunun yerine bunlar yapılacak bir teşkilat kurulabilir. Bana sorsunlar, nasıl olacağını ben anlatırım. Birisi bana dedi ki, yeni dönemde senin Diyanet İşleri Başkanı olarak düşünüyoruz dedi. Ben dedim devlette görev almam. Benim devlet de aranı değil yani. Şimdi oraları mevzuyu açtırma bana. Ora başka bir hikaye. Ama bir şartla kabul edebilirim. Son Diyanet İşleri Başkanı olmak şartıyla. Yani gideceğim ve orayı kapatacağız. Benle beraber sona erecek. Cumhuriyet devrinde görevini tamamlamış teşkilatlardan birisi olarak görecek. Salatgah projesi devreye girecek. Bunda alternatifini size ne olacağını da göstereceğim yani. İnsanların rızasını almadan böyle paldır küldür değil. Çalıştaylar düzenleyeceğiz. Salatgah çalıştayları. Anlatacağız insanlara. Nasıl olacağını göstereceğiz. Onları önce pilot bölgeden seçeceğiz. Sonra yavaş yavaş hayata geçireceğiz. Böyle olduğu takdirde benim bu teklifimi kabul edecek birisi varsa buyurun gelin görüşelim dedim. Mevcut muhalefet partiler de buna yanaşmıyor. Aman adam hoca başıma yanaşma diyorum. Yani buradan başlarsak bize derler ki bak Diyanet'i kaldırıyor. Değilsin bunlar. Demeler için. Diyanet'e dokunmayacağız. En son. Diğerlerine işte. Hırsızlığı, yolsuzluğu, pahalılığı falan önleyeceğiz. En son ne kaldı geriye yapılacak diye sorduğumuzda ya şu Diyanet'i bir el atsak iyi olur dediğimiz anda bunu yaparız. O zamana kadar da atalar ışıkları geçer. Zaten hep geçiyor yani. Siz bu kafayla yere gidemezsiniz falan demişti. Hocam. İsmim Melih Akbulut. Söyleşi içinde çok teşekkür ederim. Evet. Çok faydalı bir söyleşi oldu. Çok faydalı bir söyleşi oldu. Benim sorum cemaat yapılanmaları hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Aşırı şekilde bir palazlanma mevcut olduğunu düşünüyorum. Sizin bu konudaki düşünceniz nedir? Teşekkür ederim cevabınız için. Şimdi cemaatlerin varlığı bir ülke için ne zaman tehlike oluşturur? Gizli gizli örgütlenip, silahlanıp, para biriktirip, devleti ele geçirerek başkalarına kendi düşündükleri dini, yaşam tarzını dayatmaları söz konusu olursa bir tehlike haline gelirler. Aksi halde Türkiye'de cemaatlerin de kökünü kazıyıp hepsini trenlere doldurup İran'a, Pakistan'a, Suudi Arabistan'a falan gönderemeyiz. Onlar bu memleketin insanlarıdır.
Biz onlarla bu ülkede beraber yaşayacağız. Onların varlığını önce kabul edeceksiniz. Varlar. Bir şekilde düşünüyorlar böyle bir din anlayışları var falan. Adam böyle düşünüyor yani. Böyle bir sürü insan vardır yani. Onlara diyeceksin kardeşim bak tamam iyi güzelsiniz varsınız da. Bir arada yaşamamız için bir formül geliştirmemiz lazım. Ben sana düşüncelerimi, fikirlerimi iktidara gelip devlet eline dayatmayacağım. Sen de devleti ele geçirip düşündüğün dini yaşam tarzını bana dayatmaya kalkmayacaksın. İnsanların yaşam biçimine dokunmayacaksın. Kur'an-ı Kerim'de cezası bile olmayan şeyleri insanları dayatıp din bekçiliği, din zabıtalığı ve din zorbalığı yapmayacaksın. Bu Kur'an-ı Kerim'de de zaten haram kılınıyor. Biz bunu söylediğimiz zaman ne demiş oluyoruz cemaatlere? Elinizdeki kitaba uyun demiş oluyoruz. Bak, elinizdeki kitapta bunlar yazıyor. Taliban'ın işini falan yaptığını yapmayın. Hatta şu anda İran'da İslam Cumhuriyeti'nin yaptığını yapmayın. Kadınların sokağa başı açık çıkması yasak. Nerede yazıyor bu? Böyle bir yasak olamaz. Yani hırsızlığı yasaklı anlarım. Rüşveti yasaklı anlarım. İftirayı yasaklı anlarım. Ama bu ne kardeşim? Koyduğun yasak bir defa evrensel değil. Kur'an'da yeri yok. Peygamberin yaptığı bir şey değil. O zaman ne oluyor? Dini diktatörlüğe dönüşüyor. Bunu yapmasınlar. Güllük gülistanlık memleketle beraber yaşayalım. Böyle olmalı. Evet arkadaşlar şimdi son olarak sana vereyim. Bir de orada kaldırmıştı. Evet. Hocam, ben 42 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Nerede? Almanya'da mı? Evet. 22 bin nüfuslu bir şehirde yaşıyorum. 22 bin nüfuslu şehirde 5 tane kilise var. 5 de cami var. Ve kimse kimsenin camisine de gitmiyor. Camidekiler kendi masraflarını hepimiz birlikte cebimizden ödeyerek karşılıyoruz giderlerini. Kimsenin de bir şey diyeceği kalmıyor. Kilise de devletten hiç para alamıyor. Vermiyor devlet böyle bir şey. Çünkü kul hakkı geçiyor oraya o zaman. Ben hakkımı helal etmem. Ben vergi veriyorum oraya. Ben Hristiyan değilim. Kiliseye gitmiyorum. Niye ben kiliseye benim vergimden pay alsın diyorum. Bunu onlar da bildiği için hiç buna sarkmıyorlar. Yani oradan para almaya kalkmıyorlar. Bir kiliseye ait anaokulunun da üst katında 22 yıldır ikamet ediyorum. Lojmanında, binanında bina sorumlusuyum. Bakımını, şununu, bunun işte bahçesini falan onu yapıyorum. Saat ücretime düzenli olarak her 2 yılda bir 50 sent, 60 sent o zamanki zamlara göre zam yapıyorlar. Ben farkında bile değilim yani. Yaptığım işlere karşı. Gelelim şimdi oradan ülkemize. Türkiye niye öyle değil? Şimdi Türkiye'de 100 küsur bin cami var ve bu camilerin gideri devlet tarafından yani camiden hizmet almayan birçok insanın da vergi verdiği ve bütçeden pay alınarak karşılanıyor. Burada kul hakkı var mı yok? Evet, var. Teşekkür ederim. Şimdi Türkiye'nin de Almanya gibi olması lazım. Yani şöyle söyleyeyim, 110 bin tane cami mescit var. Çok az sayıda yaşayan canlı gelip gideni olan kilise, havra, sinagog var. 1000'e yakın da cemev var Türkiye'de. Bunların hepsine bence devlet aynı muamelede bulunmalıdır. Yani camiler şu anda cemevleri gibi olmalıdır. İçeriği bakımından değil, statüsü bakımından. Cemevlerin masraflarını kim karşılıyor? Halk karşılıyor. Oraya gidenler karşılıyor. Camilerin masrafını da halk karşılamalı. Ve ikisine de eşit mesafede durmalı. Kilise de öyle olmalı. Fakat devlet sadece şunu yapabilir. Der ki, memlekette bulunan bütün camilerin masraflarını siz kendiniz karşılayacaksınız. Cemevlerinde, sinagog, kilise, çok az sayıda onlar, 100 bile değil yani canlı yaşayan kilise ve sinagog. Mesela benim İstanbul'da oturduğum Balat'ta camiden çok kilise ve sinagog var, hepsi müze kapanmış.
eskiden gayrimüslim mahallesi olduğu için. Camiler çok kendinden oluyor. Devlet diyecek ki camilerden, cemevlerinden, kiliselerden, sinagoglardan, mabet statüsüne sahip olan yerlerden hepsinden hiç ayırmadan hepsinden elektrik, su ve doğalgaz parası alınmayacak. Ama hepsinden. Birinden almazlar, öbüründen alırsan bu sefer o zaman kulak geçer. Ya hepsinden almayacaksın, ya hepsinden alacaksın. Ayrım yapmayacaksın yani. Olması gereken şey bu. Son olarak bir şey diyecek miydin sen? Kısa sor o zaman, bak vaktimiz bitti. Hatta cevabı da sen verebilirsin yani. Evet. Sanırım ilk hicret edenlere atfen ayet. Makara 58 ve Araf 160. O şehirden girerken secde ederek girin. Bu secde namaz ritüelindeki gibi bir secde ise nasıl kapıdan geçerken secde edecekler? İkincisi bu haç olayı ibadet olarak mı görmeliyiz yoksa bir sosyal aktivite olarak mı? Ve bu önümüzdeki yıl haç, Merzifon, Çorum ya da Amasya'da olabilir mi? Evet, şimdi haç ziyaret demek, secdede uymak, itaat etmek demek. O bahsettiğiniz ayette secde kelimesi kelime anlamıyla kullanılıyor. Kerim anlamıyla kullanılmıyor. Şimdi kelimeler ikiye ayrılırlar. Kelime ve kerim veya kavram. Kelime gündelik dilde kullandığımız kelimelerdir. Kerim ise ona yüklenen özel bir anlamdır. Mesela şura kelimesi çiçek pozalarından arının bal özü alması anlamına geliyor. Arıların çiçeklere konması demek. Veya satacağı deveyi pazara çıkarması demek. Şevara, şura kelimesi. Kelime anlamları, Arapçada bu. Şimdi Kur'an-ı Kerim bu kelime anlamını alıyor, ona özel bir anlam yükleyerek insanlara tek tek fikir sorma ve yaptığı işi açıkça şeffaf yapmayı kastediyor. O zaman bu şura kelimesi Kur'an tarafından ona özel bir anlam yüklenmiş oluyor. Buna kerim diyoruz, kavram diyoruz. Öbürüne kelime diyoruz. Bir dilde telaffuz ettiğimiz bu lafızlar ya kelime anlamıyla kullanılır ya terim anlamıyla kullanılır. O ayette secde terim kelime anlamıyla kullanılıyor. Yani itaat ederek, boyun eğerek, uyarak Allah'a tevazuyla secde edin, girin diyor. Veya Adem'e secde edin diyor iblise. Onu da yere rükuyet değil, yani buna uy anlamında kullanılıyor. Ama bazı yerlerde de zaten bir kişi böyle yere yattığı zaman bütün dinlerde var bu. Kimi böyle durur, kimi yere alnını değdirir, kimi böyle diz çöker, kimi böyle yapar, kimi böyle yapar. Bunlar bütün dinlerde vardır. Bana göre bunlar olmadan da din olmazlar. Ama bunların cezası yok. Bunlar aslında ibadet de değildir. Bunlar nüsuktur. Kur'an-ı Kerim'deki adında söylüyorum bak, nüsuk. İcra edilen ritüeller demektir. Kimi böyle yoga yapar, insanın içsel dünyasını geliştirmeye yönelik eğitim yöntemleridir. Dinlerin böyle yolları vardır. Onlar bir kısa ve gönüllü olarak cezası kazası olmadan çeşitli şekillerde önerilmiştir. Herkese farz kılmamıştır. Herkes yapacak, yapmasa ateşe girer dememiştir. Gönüllüdür yani, açıktır. İsteyen yapar, isteyen yapmaz. Ama kimse öldürmek, çalmak, hırsızlık, rüşvet bunlar herkese yasak. Bunlar insanlar bunu yapamamak. İnsan haklarıyla ilgili olan şeylerde cezalar vardır. Kul ile Allah arasında olan şeylerde ceza falan yoktur. Gönüllü olduğu zaman değerlidir zaten. Zorla yaparsan zaten bir anlamı da kalmaz. Dolayısıyla şimdi ibadet iş ve değer üretmek demektir. Mesela aşıyı bulmak ibadettir. Adaleti sağlamak ibadettir. İyilik yapmak ibadettir. İnsanların yararına işler yapmak ibadettir.
İnsanların kalplerine seviş bırakmak ibadettir. Küşlerin arasını bulmak ibadettir. Hayatın içinde yaptığın bütün iyilikler senin ibadetindir. İbadetin gerçek anlamı budur. İbadet böyle anlaşılmadığı için tapınağa gidip böyle ritüeller icra etmeye ibadet dendiği için ibadet kelimesinde esastan çarpıtılmış, dumura uğramış bir dini kavramdır. Dini dünyada en çok kullanılan kelime birincisi dindir, ikincisi de ibadettir. Benim bana dinden bahsettiğim bir kitabım var. Onun ilk makalesi de budur. Bundan bahsediyorum. Yani önce din nedir, ibadet nedir? Onu doğru üstü anlayın. Şu andaki gibi midir? Din, hayat tarzı, yaşam biçimi demek, ibadet, iş ve değer üretmek, iyilik yapmaktır. Yani. O zaman dindar nasıl olur? Ne o zaman ibadet yapılır? Gerisini siz çıkarın. Diğerlerinin yeri ayrıdır. Bunların yeri ayrıdır. Bazıları esastır, muhkemdir, bazıları da müteşabihtir. Teferruatla ilgilidir, şahsa bırakılmıştır. Evet. Hepinize teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun, var olun.